Allah size devleti nasip etmesin. Ben bir Mardinliyim. Ben burada var ya Kürdistan istemiyorum. Sen bunu satacaksın. Sen satacaksınız. Sen bu vatanı satacaksın. Sen Mardinlisin, ismin üstünde la. Sen satarsın. Abi günaydın. Sen bu soruyu sormadan önce ben ne dedim sana? Demedim mi İstanbul'u PKK yönetiyor? Demedim mi PKK yönetiyor? Tabii alacak. Niye almasın? O yönetmiyor ki. PKK terör örgütü de İstanbul'u yönetiyor. Bu kuzu kuzuna inanıyor. Şu an kalksa Atatürk. Geri yatar mezarını abi. Bir dakika. Kalksa CHP'nin var ya kökünü siboplar. Anladın mı? Bunlara düdük aşısı yapar ki 7 sülelesi de kendine gelmez. İmamoğlu benim hemşerim de hepsi yalan. Aynı kazadayız yani evinde biliyor. Yalandan başka bir şey konuşuyor. Ya benim onun görüşü fark. Hiçbir şey yaptığı yok. Ne yaptı? Kim ne yaptı sen? Kim İmamoğlu'nun yaptığını görüyorum. Ben onun bir şey yapmadı ki göreyim. Ben görmedim yani ben bilmiyorum niye sizi. Kardeşim niye göreceksin? Neyi göreceksin? Hayır neyi göreyim? Sen göremezsin ki. Hani ne yaptı ki göreyim? Bugün görecek göz yok senin. Nasıl görmeyeyim ben? Tamam tabii ki görsün. Ne ya peki sen söyle bana ne yaptın? Bütün projeler devam ediyor. Hani tamam mı? Kim o projeler? Bitti. Evet var. Nerede? Adamın hakkında kötü konuşuyorsun. Ben kötü konuşmuyorum. Bir şey yapmadı. Orucunda kalmış. Ya ben görmedim ki bir şey yaptı. Sen görüyor musun? Konuşuyorsun. Bak. Ya bir şey yaptı. Hükümet arkasında adamı diyor ki sana diyor ben iş yaptırtmayacağım. 5000 tane, 10.000 tane taksiye ihtiyaç İstanbul var. İstanbul Belediyesi'nin bir de bu hükümete ihtiyacı bile yok. 10.000 tane. İstanbul bir devlet, İstanbul'un parası var. Sen boş ver o işi. 10.000 tane taksi alınacak. Hayır alınmayacak. Niye alınacak? 10.000 tane taksiye. Alacaksın mı onu? Paraları yiyecek. İhaleden kaç lira para alacak onlardan? Kısacası iş yaptırılmıyor. Şimdi diyor ki, bak gelir gel bak kaçıyor bak. Nereye geçeceğim kardeşim? Her şey ortada. Silahlara arıtma tesisi diye bir yer var. Biliyor musun? Bir bak. Silahlara arıtma tesisi diye bir yer var. Gelir gelmez, bir dakika gelir gelmez açmama töreni düzenledi. Sana daha ben ne anlatayım? Sen hikaye anlatma. Açmama töreni ya. Ya yapmadı mı açmama? Ya bundan konuşulmaz. Açmama töreni. Ya öyle bir şey olabilir mi? Hangi mantıkla? Açmama töreni yapmış. Lafa bak ya. Ya boş ver. Tamam da eğer zararlı bir şeyse... Ya arıtma tesisi zararlı olur mu? 1 milyar 200 milyon lira para harcadılar. Ya onu ararsan bu şey projesi yok mu? Ne projesi? Kanal projesi. Ama ona da açma töreni yapıyor. Çünkü ihtiyacımız yok be. Çok büyük bir zararı dokunuyor ülkeye. Anlıyor musun? Çok büyük zararı var yani. Olacak şey değil ki. Şu andaki ihtiyacımız değil. Nasıl? Anlattıklarına kendi bile inanmıyorum. Ne titriyorsun? Anlattıklarına kendi bile inanmıyor. Evet. Titriyor ya adam anlatamıyor ki. Ataşehir'in parasını ödemedi. Hala bir konuş da hep konuşacaksın. Dur. Ya konuş, bekle. Hala bir bekle. Buyur. Ataşehir'i kapatmadı mı metroyu? Parasını ödemedi. Bu adam var ya ne yaptı belediye? Bana bir söylesene. İş yapan bir adam. İş yapan bir adam bu. Kim yapıyor? Kardeşim. O adam size o günü göstermesin be. Bu belediyeyi verdik. Yani seni Kılıçdaroğlu denen şarlatan daha kötüsünü yapacak. Memleketi satacak lan. Doğru söylüyor. Ona memleketini satacak lan. Ya senin bir vicdanın yok mu be adam? Dokunma bana kardeşim. Senin vicdanın yok mu senin ya? Nedir bu ya? Nedir bu ya? Burası bu daha başka değil. Temas etme bana. Orada teyze diyor ki diyor saray yapmış. Saray babasının da bir tayyipin. Yarın o ölecek. Başkası gelecek. Saray yapamazsın sen. Bu nasıl nezi? Yapamam? Yapamazsın ya. Nasıl yapamam? Nereye yapıyorsun bu, kardeşim? Bu Türkiye'nin bir şeyler. Sen bak. Gariban halkın parasıyla saray galiba, yapamazsın. Ne gariban halkı? Abi sen milleti kışkırtın. Gariban halkın parasıyla saray yapamazsın. Ne demek hadi git ya, hadi git ya, hadi git ya. Bir dakika, bir dakika. Suriyelileri kim getirdi? Kim getirdi? He? Onu Ahmet Davutoğlu getirdi. Davutoğlu da onlar Ahmet Davutoğlu getirdi. Senin de şimdi sen var ya. Senin altı çakalla beraberdir. Ahmet Davutoğlu getirdi. Ondan habersiz duvara gideceğim. Allah size devleti nasip etmesin. Bu burayı var ya ben bir Mardinliyim. Ben burada var ya Kürdistan istemiyorum. Ben burada başka apartmandayım. Ne Kürdistan'ı ya? Ben hiçbir şey istemiyorum. Sen bunu satacaksın. Sen satacaksınız. Sen bu vatanı satacaksın. Sen Mardinlisin ismin üstünde la. Sen satarsın. Bu vatan benimdir. Ulan olabilir mi la? Sen satacaksın. Olabilir mi?
başkanım. Olabilir mi? Belediye başkanım. Bak, yetenekli bir insan. Dil konusunda o adamı örnek alınması gerektiğine inanıyorum. Niye? Çünkü o kadar bir dil çevirmesi ve Türkçe'ye hakim ki adam saçmalasa bile, karşı tarafı suçlasa bile kendini o kadar güzel böyle hani çekebiliyor ki olayın içinden. Bizimkiler haklıydı anlatsak haksız duruma düşüyoruz. Nasıl yapıyorsa yetenekli olduğunu düşünüyorum o konuda. Bunun arkasında şöyle bir şey var. Bizimkiler iş yapmaktan hani bir sınıfta iyi öğrenci kötü öğrenci vardır. Birisi kendini çok böyle güzel gösterir. Ben yaptım, ben ettim falan der. Ondan sonra diğeri de sürekli affedersin inek gibi çalışır. Sınavlardan yüksek alsa da ama milletin gözünde popüler olan bir öğrenci vardır ya o hep önde gider. Şimdi bu millet de popüler diye çok bakıyor. Ne oluyor? Bizimkiler affeder inek gibi çalışıyor. Röportaj vermez. Milletinden çok konuşamaz. Çünkü niye? İşini takip ediyor. Bu da sürekli popülerite. Hani böyle iyi ben nerede laf yapabilirim? Nasıl böyle çevirebilirim? Valiliği nasıl suçlayabilirim? Bunlara çalışıyor. Ben de şu konuda hani hem AK Parti yöneticilerine söylüyorum. Bazı AK Parti'nin içindeki böyle yanlış zihniyetteki insanların elenmesini çok istiyorum. AK Partisi olsun, MHP'si olsun, CHP'si olsun. Vatanını seviyor mu kardeşim? Bunları ileri alın. Ben mesela CHP'den çok sevdiğim bir insan varsa ben buna valilik, ben buna bakanlık teklif edebilmeliyim. Niye? Çünkü ben oradaki samimiyeti gördüğüm zaman bunu yaparım. Ama AK Partili ise samimiyeti yoksa ben bunu kesinlikle şey yapmam. Ne yapıyor bu İmamoğlu? PKK'lılar o kadar güzel savunuyor ki niye ondan uzaklaşamıyor? Çünkü aldığı oy belli. HDP'den almış bu oyu. Onlara direkt karşı çıkabiliyor mu? Bir tane şehit annesinin yanına gelsin de savunsun kendini. Niye yan yana gelemiyor? O tür yerlerden öyle bir sıvrılayıp da gidiyor ki korumaları ona öyle bir yol açıyor ki gelsin karşımda bana bir konuşsun bakayım. Niye o PKK'lıları işe alıyor? Neden bu imkanı vermiyor? Ben diyor halkın içindeyim ya. Gelsin bana anlatsın şu an. Doğru. Diyader diye bir dernek varmış. Oradan almış yani. Ben tepki olarak İmamoğlu'na oy verdim. İlk seçimde de verdim. İkincide de verdim. Bu seçim AK Parti'ye vereceğim. Ne oluyor? İmamoğlu kandırılmış oluyor. Öyle dese. Mesela diyoruz ya bazı şeylere Erdoğan bilgilendirilmiyor. İmamoğlu da bazı şeylerde bilgilendirilmiyor. Onun etrafında dönerler. Mesela Canan Kaftancıoğlu. Geçmişini biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Kimse bilmiyor. Çoğu kişi bilmiyor. Bunun geçmişinden dolayı bir araştırma yaparsa ben Canan Kaftancıoğlu'nu iş alım noktasına koymam. Kendi CHP'nin sol kökeninden olan kişileri koyarım. Canan Kaftancıoğlu'nun geçmişini ve yaptıklarını kimse bilmiyor. Bilmedikleri için yanlış seçimler ve zorunlu görevler bunlar. Bu bayrağın altında yaşayıp da bayrağa düşman olan vergilerimize geçinecekse ya, yanlış. Yani orada çok puan kaybeder. Yapılmış mesele, yapılmış bir icatta bir şey göremedik. Kaç sene olmasına rağmen İmamoğlu'ndan insanların bir beklentisi vardı. Ben tabloya bakılarak gene Kadir Topbaşı'nın üstüne bir artı bir şey koyduğunu sanmıyorum. Rahmet İstanbul için çok mücadeleler verdi. Gerçekten verdi. En basiti metrobüse baktığın zaman metrobüste o karlı havada mesela onun çok kişi dua etmiştir Kadir Topbaşı'na. Ama İmamoğlu bedava süt mü dağıttı? Hani nerede vaatler? Yapılan vaatlerin kaçta kaçı bir araya geldi. Toplumun tabii görüşü fikri farklı. Zaman diyor ne getir kaç sene geçti ortada bir şey yok. Tabii ki onaylanacak bir şey değil. İmamoğlu mesela CHP İstanbul'u kazanırsa hiç AK Parti belediyesi çalışanlarından işçi çağırtmayız dediler. İmamoğlu gelir gelmez binlerce işçiyi dışarı attı. Ya kardeşim bak çok güzel bir konuya değiniyor. Bunların zaten yapmış oldukları sistemde eskiden beriye hep böyle yolsuzluklar, bilmem şunlar bunlar vardı. Gerçekten bu ülkede iyi bir niyetli hakkıyla bir iş alıyorsalar bu işleri çok güzel yapmış olacaklar. Ama yapmadıkları için hep bilinçsiz insanları alıyorlar. Karşısında da bilinçli şeyler çıkıyor. Geldiğinde ne demişti? Ben işte araca binmeyeceğim. Atıyorum araç satacağım. Bilmem ne yapacağım. Ne oldu? Araçları sattı ama yeniledi. Kendisinin menfaat doğrultusunda araçlarını yenilemiş oldu. İkisi birbiriyle çelişmiyor anladın mı? Sözde aynı partiler, aynı adamlar. O da niye öyle? O için abi anladın mı? Başka bir açıklaması olamaz. Bunların PKK'yla işbirliği yaptığı herkes için akışar. Herkes biliyor. PKK'nın oyuyla geldi belediye başkanlığına. Bunu herkes biliyor. Bunu anlamayacak bir şey yok ki. Cahil vatandaş olarak ben anlıyor, ben biliyorsam herkesin bilir. Bilmesi lazım. Yanlış yaptı. Hiçbir işçi atmayacağız dediler. Kaç tane iş sattılar. Yok ya ne memnun olayım. Her şey olacak dedi. Hiçbir şey olmadı. Otobüsler yollarda kalıyor. Metrolar merdivenine çalışmıyor. Kurulu düzeni yönetemiyor adam ya. Yaptığı da bir şey yok. Şimdiki nesiller önceden kardeş kardeşi sağ sol davasında vuruyordu. Türkiye'nin düzeni çok kötüydü. Bu adam başımıza geldi. Her tarafta rahat rahat uyuyor. Yatağında yatana, uçan kuşa, anasına, babasına, danasına, bakana para veriyor.